Efendim merhaba. Vlog'un 75. bölümüne hoş geldiniz. Bir 100 değil belki, o kadar yuvarlak güzel bir rakam olmasa bile 75 köşeli bir rakam. O yüzden böyle değişiklik olsun şahsen. Hoş geldiniz diyeyim, karşılayayım istedim. Önce İstanbul'da geçen bir VTR'miz var, onu izliyoruz. Sonra tekrar birlikte olacağız. Merhaba, İstanbul'dayız yine. Ataşehir'deyiz. CrossFit Balaban'a geldim. CrossFit Open'ın 3. idmanını yapacağız. 18.3'ü yapacağız. Güzel idman ya, eğlenceli. Okay. Orkun'un ipi parçalandı. İdmanımı sabote ediyorlar. Regionals'a gideceğim, engellenemez. İdman mağduru Orkun Hoca'yız. Nasıl idman? Güzelce. Memnun musun skorundan? Değilim. Neden? İpte çok takıldı. Evet, çünkü ipini aldın çünkü. İpini çaldım çünkü, evet. Ceren Hoca kemimiz. Temiz miydi? Saygılar, temiz. Tamam. Net. Çok değil ama az olan da temiz. Çok değil. Tekrar. Evet. Tamam, çok açık bir cümle değildi. 18.3 de böyleydi. 581 tekrar. Ne demek? İlk roundu yaptım. İkinci rounddan 100 tane double under artı 17 tane overhead squat. Overhead squat nedir? Barı baş üstüne alıyoruz, çömeliyoruz, doğruluyoruz. Ondan da 17 tane yaptım. Güzel. 14 dakikalık bir idman. Yani çok süper fitseniz 2 round tamamlayıp daha kısa sürede de bitirebilirsiniz. Benim için 14 dakikalık bir idman. CrossFit Balaban'a teşekkür ediyoruz. Birazcık nabzımız düştüyse milli sporumuz olan kopartma kopartıyoruz hep beraber. CrossFit Balaban'da CrossFit Open'ın 18.3'ünü, yani bu seneki 3. Open idmanını yaptım, gördünüz. Sonra gittim yemek memek yedim, çok ilginç bir şey olmadı. Yine aynı oteldeyim ama bu sefer yataklardan sekmek yok, zira 18.3'ü yaptım. İstanbul'a geliş sebebim bu sefer de CrossFit Level 1 kursu. Yine bendeniz tercüman olarak kursun, o kursta hazır bulunacağım. İzlemediyseniz şuradan bir yerden geçen haftaki görüntüleri, geçen haftaki videomu da izleyebilirsiniz. Bu arada o videoya da ilginç bir yorum geldi. Neden CrossFit Level 1 diyorum? Neden seviye 1 veya Level 1 demiyorum diye bir soru geldi. Aslında güzel bir soru. Çok ideal bir şey olmasa bile biz CrossFit'te uğraşan insanlar bu sporun içerisindeki bazı terimleri İngilizce haliyle olduğu gibi bırakıyoruz. Zaten bunların bir kısmı da spor terimleri. Türkçe karşılığı olmayan veya varsa bile çok yerleşmiş, çok insanın bildiği, ilk duyduğunda anladığı Türkçe karşılıkları olmayan şeyler. Ne bileyim, deadlift, squat falan gibi hareketleri orijinal isimleriyle kullanıyoruz. Yani deadlift'i yerden ağırlığı kaldırma, ölü kaldırış falan gibi saçma sapan şeylerle tarif etmeye çalışmıyoruz. Squat için arkadan çömelme, önden çömelme, baş üstünden çömelme falan gibi varyasyonlarıyla garip şeyler söylemiyoruz. Dolayısıyla işin bir bu boyutu var. Bir de sanırım level kelimesi bilgisayar oyunlarından falan çok yabancı olmadığımız bir kelime. Öyle olunca level 1 diyoruz. Yani level 1 demek için de pek bir sebep yok ya. Bir, yani alt tarafı bir diyeceksin. One demenin çok bir mantığı yok. O yüzden böyle hibrit bir durum ortaya çıkıyor. Level 1 diyoruz. Bu sorunun cevabı böyle. Bunu da söylediğime göre artık yatıp dinlenebilirim. Zira yarın sabah yine erken bir saatte otelden çıkacağız. CrossFit 34'ün yolunu tutacağız. Hadi görüşürüz. Benim selamlar. CrossFit 34'e geldik. Semineri yaraladık. Geçen haftadan, bir önceki videodan biliyorsunuz zaten seminer esnasında çok fazla görüntü. Çok fazla değil, hiç görüntü alınmasından hoşlanmıyorlar. O yüzden ben de çıkarıp çekmedim. Şimdi öğle yemeğimizi yedik. Aramızı yaptık. Arkada ekibi görüyorsunuz. Ekibin bir kısmı. Devam ediyoruz. We'll be right back.
Otel odama geldim görmüş olduğunuz üzere. Öğle arası idman yapmadım, tembellik ettim. Birazcık da pişmanım açıkçası şu an ama CrossFit kurs esnasında görüntü alınmasından hoşlanmıyor. Elimde böyle kamerayla. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu da CrossFit Level 1 kursu diyecek bir ortam zaten yoktu. Yarın kursun ikinci günü. Yarın bir şeyler çekerim diye ümit ediyorum. İdman, spor, goy goy, muhabbet görüntüsü olmasa bile aslında değinmek istediğim bir nokta var. Anlatacağım, görürsünüz. The next day. Öğle arası oldu. Çocuklar arkada CrossFit çalışıyor. Sınava hazırlık evet, yapıyorlar görüyorsunuz. Şortla gezerim. Ben de öyle delikanlıyım. Öğle arasında hızlıca bir idman yapacağım. Biraz kürek çekeceğim. Sonra kursun öğleden sonra kısmı var. Silvanımı yaptım. 15 dakika falan sürdü vallahi ısınma dahil. Yetti de vakit biraz kısıtlı. Ne yaptım? Kürek çektim. 250 metre çektim. 1 dakika dinlendim. 500 çektim. 1 dakika dinlendim. 1 metre çektim. 1 dakika dinlendim. 500-250. Yetti vallahi. Arkada da Rus mafyası idman yapıyor. Çaktım beni. Ve Ankara'ya geri dönmüş bulunuyoruz. Benim bugün bahsetmek istediğim konu iyice çığırından çıkan, azatan, sapıtan taksici Uber'ci gerginliği. Hala konuyu takip etmemiş olanlar varsa, ya bu Uber nedir diye düşünenler varsa, Uber özetle telefonunuzda bir uygulama. O uygulamadan taksi çağırıyorsunuz. Gideceğiniz yere zaten uygulamaya girmiş oluyorsunuz. Kaç para ödeyeceğinizi size önceden gösteriyor. Giderken rotayı görüyorsunuz vesaire vesaire. Aslında 21. yüzyıla adapte edilmiş bir taksi hizmetidir. Amerika kökenli, Amerika menşeli bir şirket. Mart 2009'da kurulmuş Uber. Bugün itibariyle dünyanın 633 farklı şehrinde Uber faaliyet göstermekte. 2017 yılı cirosu 6,5 milyar dolar. Türk Hava Yolları'nın piyasa değeri 24 ila 25 milyar Türk lirası arasında. O da tahmin edin kaç para ediyor? 6,5 milyar dolar kadar ediyor. İşte Uber o kadar büyük. Bu son dönemde Türkiye'de olan taksici Uber'ci gerginliği bir tek Türkiye'de mi var kardeşim? Hayır. Bu gerginlikler sayısız yerde yaşandı. Avrupa'da, Amerika'nın bazı şehir ve eyaletlerinde, hatta Uber'in yasaklı olduğu, hizmet veremediği yerler var. Mesela İtalya'da taksiciler ciddi mafya oldukları için resmen Uber'i barındırmamışlar. Sonra zaten mahkeme kararı vesaire İtalya'da yasaklanmış. İngiltere'de hala devam eden bir dava süreci var. Şu an Uber hala İngiltere'de hizmet verebiliyor ama taksicilerin açmış olduğu bir dava süreci var. Eğer kazanırlarsa belki İngiltere'de de Uber'in faaliyetlerine son verilebilir. Yani Türkiye'ye has bir durum değil. Ama şöyle bir durum var. Bir Uber'in sanki müşteriymiş gibi taksiciler tarafından çağrılıp şoförünün dövüldüğü veya içinde müşteri olan Uber'e bıçaklı falan saldırı yapıldı veya en son raddede artık Uber arabasının kurşunlandığı tek ülke muhtemelen maalesef Türkiye. Kanala çok yeni değilseniz biliyorsunuz ben Ankaralıyım, Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da taksicilerle ilgili benim şahsen çok büyük bir şikayetim yok. Ama biliyorsunuz İstanbul'da da taksicilerle ilgili çok olumsuz bir genel imaj var. Arabalar eski, kirli, trafikte güzel araba kullanmıyorlar. Müşterilerine saldırmaya varan bir takım vukuatları oldu. Yabancı turistlerin taksiciler tarafından gezdirildiği ve daha fazla para alınmak istendiğine dair olayları çok sık duyuyoruz. Tabii ki İstanbul'da yüzlerce belki binlerce taksici var. Bu tür hareketlere karışmayan taksicileri tenzih ederek söylüyorum. Ama böyle bir genel imaj olduğu da gerçek. Bunu kimsenin inkar edecek hali yok. Hafta sonu İstanbul'daydım gördünüz. Ben de 4 veya 5 kere sanırım Uber kullandım. En son havaalanına da Uber'le gittim. Uber olan şehirlerde ben her zaman Uber kullanmayı tercih ediyorum. Niye tercih ediyorum söyleyeyim. 1. İstanbul'da Uber XL var. Gelen arabalar Mercedes Vito tarzı arabalar. Genelde bu arabaların temizlik durumu vesaire ortalama bir taksiden çok daha iyi oluyor. Uber'in en büyük artısı bana sorarsanız bir puanlama sistemi var. Yolcu sürücüye puan veriyor. Sürücü de yolcuya puan veriyor aynı şekilde. Böyle bir hesap verebilirlik ve müşteri tarafından denetlenme mekanizması olduğu için tabii ki o işi yapan adam arabasının temizliği olur, araba kullanma şekli olur, müşteriye hitap şekli olur. Bunların hepsini en üst düzeyde tutmak durumunda. Bir üçüncü çok büyük avantajı. Adresi giriyorsunuz Uber'in uygulamasına. Yer tarif etme derdi yok. Yolculuk esnasında haritadan görüyorsunuz rotayı, nereden gittiğini. Yani şoförün de sizi dolaştırıp dolandırma ihtimali
0. Yolculuğa başlamadan önce aşağı yukarı yolculuğun kaç para tutacağını uygulama size söylüyor. Kafanız rahat. İsterseniz Uber'in sistemine kredi kartınızı tanımlıyorsunuz. Gideceğiniz yere vardınız. Arabadan zart diye inebiliyorsunuz. Kredi kartınızdan otomatik çekiyor. Nakit de ödeyebilirsiniz ama ben şahsen kredi kartımı sisteme koydum. Neredeyse iner inmez bilgi e-postası geliyor. Şu yolculuğu yaptınız, bu kadar sürdü, buradan buraya gittiniz, bu kadar tuttu diye. İstanbul'da Uber'in XL servisi olduğu için taksiden birazcık daha pahalı. Ama arabalar temiz, geniş, ferah, sürücüler genelde saygılı, araba kullanmaları düzgün, yer tarif etme derdi yok, acaba beni dolaştırıyor mu, dolandırıyor mu diye herhangi bir endişeniz yok. Gittiğiniz rotayı zaten yolculuk esnasında görüyorsunuz. Tüm bunları dikkate aldığınızda o aradaki fiyat farkını vermeye ben açıkçası hazırım. Zaten Uber Türkiye'de aslında fiyatta rekabet etmiyor. Hizmet kalitesinde rekabet ediyor ki İstanbul'da zaten en ihtiyaç olan şey bence bu. Tabii ki işini düzgün yapan taksi sürücülerini tenzih ederek tüm bunları ben söylüyorum. Sen arabanı temiz tutuyorsan, müşteriyle saygılı güler yüzlü konuşuyorsan, arabanı trafikte düzgün kullanıyorsan, müşterinin sırf daha fazla parasını alabilmek için uzun yoldan götürüp dolaştırıp dolandırmaya çalışmıyorsan çok güzel. Sen zaten işini doğru ve düzgün yapıyorsun. Aynen devam. Ama maalesef o meslek grubu içerisinde belli ki çok sayıda çürük elma var. Bu çürük elmalar da o mesleğin adını bu şekilde kötü bir noktaya getirmiş durumda. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim böyle bir piyasa içerisinde Uber'in sunduğu hizmete ciddi anlamda ihtiyaç var. Ama daha bugün internette bir haber okudum. Bir yasa tasarısı hazırlanıyormuş ve o tasarı uyarınca eğer kanunlaşırsa Uber araçlarının 30 güne kadar trafikten men edilmesi gibi bir takım ek yaptırımlar devreye alınacakmış. Ümit ederim ki yasalaşmaz. Çünkü vatandaşın çıkarına, yararına olan şey Uber gibi kaliteyi ve hizmeti yukarıya çekecek, taşıyacak bir oyuncunun daha bu sisteme girmesi olur. Hele ki İstanbul gibi bir yerde. Her zamankinden biraz daha ciddi bir vlog bölümü oldu. İdare edin. Bir sonrakinde görüşmek üzere.